Değerli katılımcılar, bir sonraki sorun e, Aykut Hocam olacak. Aykut Hocam'la bizim binamız yaklaşık 30 metre birbirinden uzaklığı. Ama biz kendisiyle, ki bir rapor yazmamız gerektiği halde yaklaşık bayağı aylardır hocam görüşemiyoruz değil mi yoğunluğumuz nedeniyle? Evet, maalesef. Kendisi sağ olsun, hakkı ödenmez. E, hiç durmadan ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. <laughs> hocam, e, siz de uzunca bir süredir bu konu üzerine çalışan önemli isimlerdensiniz. E, bu salgın ile birlikte sanırım hayvanlar ile insanlar arasındaki bu zoonoz tam tabir edemeyiz ama bu hastalık geçişleri, vektör durumu ondan sonra dolayısıyla buradaki sağlık bilimlerindeki kolaboratif çalışmanın önemi de gücü de birlikte çalışmanın önemi de biraz daha ortaya çıktı bu sürecin bize belki de katkısı o oldu. Bu kapsamda da düşünürsek yani tek sağlık çerçevesinden bakınca koronavirüs COVID-19 pandemisine Bununla ilgili multidisipliner çalışmalar nedir? Şu an durum nedir? Bunun önemi ve mevcut durumu nedir? Bize biraz bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz acaba? E, tabii değerli Okan Hocam çok teşekkür ediyorum e. E, davetiniz için öncelikle. E, ben e, sunumuma başlamadan önce e, değerli Alpay Hocam'a çok e, teşekkür ediyorum çünkü gerçekten e, toplumda yaşayan vatandaşlar olarak aklımıza takılan e, birçok güncel ve pratik e, olabilecek e, sorunun cevabını e, kısa sürede ve çok güzel bir sunumla özetledi bize. E, ben e, sunuma başlamadan önce aynı zamanda e, değerli rektör, e, sayın dekan, e, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı e, Daire Başkanı Sayın e, temsilcim ve kuruluşların meslek kuruluşlarımızın çok değerli e, temsilcilerine saygıyla selamlıyorum ve e, sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sayın dekanıma da e, yeni dönemde e, çok kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun e, diyerek e, sunumuma başlamak istiyorum. Şimdi e, ben e, tabii Alpay hocamın e, bu şekliyle bir e, sunum yapacağı noktasında e, öncesinde biz kendisiyle bir konuşmamız olmuştu. O konuşma çerçevesinde bir öngörüye sahip olmam e, sebebiyle ben özellikle çok da fazla Covid 19 e, özeli olmadan e, tek sağlık e, penceresi e, nedir e, nasıl bir şekilde biz e, bu süreçlere e, tek sağlık a, konseptiyle müdahil olabiliyoruz e, ve e, özellikle mesleğimiz açısından e, tek sağlığın e, bize getirmiş olduğu alternatif çalışma alanlarının ötesinde bizlerin bu alana yapacağı bir takım e, katkılar nelerdir e, noktası üzerinde durmak istiyorum. E, tabii konu SARS. E, değerli hocam çok ama çok güzel e, ifade etti. SARS e, geçtiğimiz yıl 2019 yılı e, Aralık ayı sonu itibariyle yani şurada bir bir buçuk ay sonrasında biz sarsın SARS-2'nin aslında bir yaşını kutlayacağız. Ve bu bir yaşlık e, ya da bir yıla yakın zaman e, nispetinde süresince neler oldu, neler bitti, e, dünya neler yaşadı bu herkesin malumu. Çünkü e, sahip olunan e, bir takım paylaşım platformları, sahip olunan e, bir takım e, erişim yetenekleri e, aslında birçok şeyin e, herhangi bir şekilde üstünü örtülmeksizin rahatlıkla e, herkesin erişebileceği noktaya geldi. Ama Alpay Hocam da az önce söyledi, e, enformasyon anlamında çok ciddi bir takım e, kirlilikler var, çok ciddi bir takım sıkıntılar var. Bunların bir kısmı kasıtlı kullanımlarda da kaynaklanıyor olabilir. Ama e, bizlere düşen e, gerçekten e, doğruları e, toplumla veya bize e, bu konuda e, ihtiyacı olan e, kesimlerle paylaşabilmek noktasında. E, değerli Hocam, e, virüsle ilgili e, bahsederken, ee, tabii bizim için belki de virüsle çalışan araştırıcılar olarak en sıklıkla maruz kaldığımız sorulardan bir tanesi de virüsün orijini. Ee, geçtiğimiz 2-3 e, ay öncesinde e, mikrobiyoloji e, camiasının düzenlemiş olduğu bir toplantıda sadece ve sadece bu virüsün orijiniyle ilgili bir takım sorulara muhatap olmuş ve o konuda bir konuşma yapmam e, istenmişti. Ama e, virüsün e, bilimsel olarak orijinine gelene kadar olan süreçte e, gerçekten bu enfeksiyon e, biraz da bencilce çok e, farklı anlamlarda kullanıldı diye ifade etmek bence çok doğru olacak. Özellikle e, dünyada e, süper güç veya gelişen süper güç olarak e, tanımlamaya çalıştığımız iki önemli ülkenin karşılıklı bir takım söylemleri, özellikle e, hastalığın başıyla ortasına yakın olarak geçtiğimiz 9 aylık zaman zarfında ciddi derecede dünyayı meşgul etti. Özellikle Amerika söz konusu virüsün Çin'in işte ilk orijin aldığı Wuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği ve buradan kaçtığı ya da kaçırıldığı şeklinde ya da topluma bilerek kasıtlı olarak mal edildiği şeklinde bir takım paylaşımlarda bulundu ve bununla ilgili olarak da çok ilginçtir. FBI destekli bir takım programlar yapıldı yaklaşık saatlere varan süreçte. Ee, tabii bu bir karşılıklı atışma özellikle Amerika'nın hedefi olan Çin Komünist Partisi ve onun yayın organı Daily China'da çok ciddi karşıt bir takım savlarla özellikle bu virüsün nereden köken almış olabileceği ile ilgili olarak ciddi paylaşımlarda bulundu. Hatta ve hatta bu e, paylaşımların bir tanesinde özellikle Amerika'da bu virüsün e, geliştirildiği ve Çin'e Çinli araştırıcılar tarafından Amerika'da araştırma yapan Çinli araştırıcılar tarafından naklinden önce e, Amerika başkanının e, bu virüse karşı aşılandığı ile ilgili bir takım e, dudak okuma yöntemlerine dayanan veya ses yükselt gelme tekniklerine dayanan e, bilgiler e, paylaşıldı şimdi bunların hepsi gerçekten e, sansasyonel ve toplumun ee, bu hastalıkla ilgili olarak bir takım beklediği e, cevapları aksine korkutarak katlayan e, bir takım süreçler olarak ortaya e, konuldu. Ne yazık ki hastalığın aslında etkeni olan virüsün doğada bir takım canlılarda var olan e, koronavirüslerden bir tanesi olduğu ve mutlak suretle bir biyolojik evrim süreci sonrasında int intikal ettiğiyle ilgili bir takım sorularda akıllarda var olmasına rağmen ee, toplumun bilgiye erişiminde ağırlıklı olarak kullandığı kaynağın sosyal medya olması e, ister istemez bu konudaki bir takım bilgilerin e, daha zayıf ve e, paylaşımdan yoksun kalmasına neden oldu. Bizler e, an itibariyle neler e, biliyoruz? E, Tabii bu virüsün yapılan geriye doğru e, genetik incelemeleri noktasında şu bir gerçek. E, bu virüs daha önce tanımlanmış olan 2002-2003 yıllarında az önce sevgili Alpay Hoca'nın da bahsetmiş olduğu SARS-1 ile ilgili olarak artık SARS-1 diyorum ben ona. SARS-1 ile ilgili olarak benzerliği e, çok ama çok bariz bir şekilde e, ortaya kondu. Dolayısıyla bu virüsün aslında. Ee, Sars-1'in orijin aldığı kaynaktan doğru geldiği ile ilgili en önemli belirtilerden bir tanesiydi bu. Gene aynı şekilde e, daha yakın bir e, dönemde özellikle Ortadoğu merkezli olarak e, yaşanan ve e, Türkiye'de de serolojik bir takım bulgularla e, bir takım deklarasyonların yapılmış olduğu Mersle olan ilişkisi ve onlardan da e, genetik olarak yapısal olarak bir takım farklarının olmuş olduğu e, gene e, tespit edildi. Ancak bizler için önemli olan aslında SARS-CoV-2'nin SARS-CoV-1 ile olan benzerliği ve o benzerlik doğrultusunda da kökeninin aslında benzer şekilde bir uçan memeli diye ifade ettiğimiz yarasalara kadar dayanan bir sürece varıyor olması. Tabi yarasalar özellikleri itibariyle, yaşam şekilleri itibariyle, koloni biyolojilerinin dinamikleri itibariyle Günümüzde aslında evrim çalışanlarının evrimle ilgili yoğunlaşan bilimsel araştırma yapan insanların temel hedefleri ya da temel araştırma konularının başında geliyor ve sadece ve sadece Sars-CoV-2 ile ilgili değil, aslında birçok nihai olarak insanları tehdit edebilecek olan patojenin bunların hepsinin viral olmasına da gerek yok. Ee, aslında kaynağı olarak bundan yaklaşık 5 yıl öncesinde 7 yıl öncesinde e, öngörü mahiyetinde yapılmış bir takım çalışmaların olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Hatta öyle büyük talihsizliktir ki bunlar e, söz konusu çalıştırmaları yapan, çalışmaları yapan araştırıcılar çoğu Orta Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine ait araştırıcılar bunlar. E, bu e, virüsle ilgili olarak yapmış oldukları çalışmalar sonrasında. E, sanki SARS-CoV-2'yi e, üretmiş ve e, dünyaya bunu salmış e, insanlar olarak ya da araştırıcılar olarak hedef gösterdiler. Şimdi e, tabii bizler e, virolojiyle yoğun e, mesai sarf eden e, bilim insanları olarak e, şunu çok çok iyi biliyoruz ki özellikle bir takım e, kesit yüzler, ara yüzler doğada birlikte yaşadığımız e, bazı canlı türleri arasında e, virüsler gibi birçok diğer biyolojik e, yaşam birimlerinin ya da yapıların e, türler arasında pasajlanmasına geçmesine neden oluyor. Bunlarla ilgili geliştirilebilecek çok ama çok farklı senaryolar var. Aslında olayı senaryo boyutuna göndermeden ya da geliştirmeden sadece ve sadece sahaya çıkmak gerekiyor. Vahşi yaşama girmek gerekiyor. Bu biyolojik e, türlerin yaşam ortamlarına girmek ve oralarda e, neyin ne şekilde olduğuna bakmak gerekiyor. Sars cov 2 ile ilgili olarak da e, nihai olarak eriştiğimiz son bilgi noktasında özellikle e, yarasalarda var olan birçok farklı koronavirüs çeşidinin e, genetik olarak tanımlanmış olan çeşitlerin bir şekilde insana çok daha yakın olabilecek hatta insanlar açısından belli coğrafyalarda e, bir e, hayvansal protein kaynağı olarak kullanabilecek şanslara intikali ve oradan da ee, şu an itibariyle dünya geneline yayılan bir pandeminin sorumlusu virüs olarak insanlara temas ettiği noktası e, gündeme geliyor. Ee, değerli dinleyiciler, değerli e, katılımcılar, bu görmüş olduğunuz e, 2019 yılı dünya açlık e, haritası, dünya e, gıda programı diye bir program kuruluş tarafından her yıl e, güncelleniyor ve bu güncelleme çerçevesinde e, internet ortamında paylaşılıyor. Şöyle bir rakamsal e, gerçek var. O da şu an itibariyle 2019 yılı sonu. Belki an itibariyle bu biraz daha artmış olabilir. E, an itibariyle demek e, şu rakama bakıp çok doğru olmayabilir. 820 milyon civarında ortalama insanın e, yeterince gıda maddesine erişemediğini ifade ediyor bu kuruluş. Ve Özellikle e, söz konusu e, yapılan kuruluşun, söz konusu kuruluşun yapmış olduğu araştırmalara göre de dünyada yaşayan nüfusun bu dokuzda birine denk geliyor. Yani her dokuz kişiden birisinin aç olduğu ve yeterli düzeyde beslenemediği noktasına geliyor ve görmüş olduğunuz renklendirmeler de tamamıyla ve tamamıyla bu nüfusun oransal olarak dünya coğrafyasındaki dağılımını gösteriyor. Yüzde otuz ve daha üst düzeyde. E, açlık hissedilen yerler çoğunlukla ve çoğunlukla Afrika kıtasında yer almakta birlikte özellikle daha yaygın olan yüzde 5 veya 15 arasındaki açlığın dünyanın e, geneline hakim olduğu e, görülüyor. Ama çok ilginç bir şekilde baktığınız zaman özellikle bu e, coğrafi alanlarda karşımıza çıkan e, ve e, dünya geneli itibariyle bir takım riskleri e ihtiva eden önemli salgın hastalıkların da buralardan çıktığı noktasında çok ciddi bir takım e, tespitlerimiz var. İşte Az önce indirmiş olduğum kırmızı e, yıldızlar e, son iki influenza e, olgusunun ki özellikle Güney Amerika'dan başlayan e, son e, olgunun ciddi bir pandemi yani koronavirüs benzeri bir pandemiye neden olacağı an itibariyle yaşadığımız Pandemiye benzer bir seyir izleyeceği düşüncesiyle ciddi hazırlıklar yapılmıştı hatırlayacaksınız. Bir diğeri özellikle son 5 yıldır Batı Afrika'da hüküm süren e, Ebola salgını ve son olarak gene mavi da göstermiş olduğum ve an itibariyle ciddi derecede dünyayı meşgul eden SARS-CoV-2 pandemisi çok ilginç bir şekilde buralardan. E, kaynaklarını. Tabii bunun temel sebebi nedir? Bunun temel sebebi aslında bakarsanız açlıkla direkt olarak örtüştürülmeyecek ya da e, düşük e, gıda e, erişimiyle örtüştürülmeyecek e, düzeyde ya da oranda olabilir ama özellikle e, ciddi bir takım payların olduğu noktasında da biz e, bu özelliği dikkate almak zorundayız. Sebebi de şu bu pandemilerin ya da bu yaygın enfeksiyon olaylarının, epidemilerin yaşandığı coğrafi bölgelerin orijin aldığı noktalara gittiğiniz zaman ister istemez bizim doğayla insanın çok ama çok farklı anlamlarda kesişiminin vuku bulduğunu görüyorsunuz. Görüntüler Afrika. Afrika özellikle deminki veriden hareketle dünya açlık nüfusunun en e, yoğun ve en üst düzeyde yaşandığı yerleşim alanlarından bir tanesi ve insanlar tamamıyla ve tamamiyle hayata tutunabilmek veya yaşamsal olarak ihtiyaç duydukları bu e, tüketime erişebilmek ya tüketim aracına erişebilmek adına e, ormanlara girmek suretiyle yaşayan her türlü canlıyı gıda maddesi olarak tüketim e, noktasına getirebiliyorlar. Sadece ve sadece kendi tüketimleri açısından değil, bunların pazarlanması açısından da buna bakabiliyoruz. Ee, uzak doğuya gittiğiniz zaman gene insan ve vahşi yaşam kesişim noktalarına baktığım zaman benzeri bir takım e, insani ihtiyaçların dışında bir takım geleneklerin ya da hayat e, sürüş şekillerinin, sosyoekonomik faktörlerin devreye girdiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Benzer durum özellikle Güney Amerika açısından da veya Güney Amerika'da bulunan bazı ülkeler açısından da çok dikkat çekici düzeyde olabilir. Özellikle bu ve benzeri bir takım gerçekler ister istemez sizin vahşi yaşamda var olan bir takım patojenlere o veya bu nedenle erişilebilir e, olma noktasını gündeme e, getiriyor. Özellikle bizler açısından e, coğrafyayı biraz daha yakına taşıdığınız zaman, insanlığın hayvanla olan birlikteliği evcil düzeyde de, e, yabani düzeyde olmasa da, hijyenik bir takım gerekliliklerin sorgulanması noktasında çok ama çok e, ciddi e, konuları Gündeme getiriyor ve masa üzerine e, yayıyor diye ifade edebiliriz. Özellikle e, bizim e, yarasalardan köken aldığını ifade ettiğimiz ve önümüzdeki onlu yıllarda da kendi adıma e, yeni veya yeniden bir takım enfeksiyonların e, ki bunların ağırlığının ben virüs kaynaklı olacağını düşünüyorum e, tekrar gündeme oturacağı oluşlarla ilgili. Ee, bir takım düşünceler, bir takım planlar yaptığımız zaman e, ister istemez söz konusu e, yaban hayat, evcil hayat ve çevresel bir takım faktörlerin orta kesişimleri ya da paylaşım alanları bizler için en büyük e, riskli faktörleri e, ya da risk faktörlerini oluşturuyor diye e, ifade etmek e, mümkün olabilecek. Özellikle e, insan olunun Vazgeçilmez bir takım hırsları, kazanma hırsı bunların en başında geliyor, yayılma, invaze olma hedefleri artık vahşi yaşamın hemen hemen nefes alamaz, hayatta kalamaz duruma gelmesine neden oluyor ve bu anlamda da özellikle habitatların kaybolması bu habitatlardaki biyolojik devamlılığın, biyolojik dengenin sürdürülmesinden sorumlu olan bütün biyolojik bileşenlerin ister istemez şehir hayatına doğru kaymasına e, neden olabiliyor. Bundan birkaç yıl öncesinde e, basın organlarında, televizyonda e, yazılı ya da görsel basında hiç fark etmez. İşte e, gazetelerde, internet gazetelerinde gördüğünüz <laughs> olgular aslında bunlardan çok da farklı değil. Neden değil, ister istemez bu hayvanlar kendi doğal yaşamlarına müdahale edilmesi veya şehirlerin arzu edilmeyen şekilde kontrolsüz büyümeleri ve dolayısıyla bu hayvanların yaşam alanlarına ayak basmaları neticesinde bir anda kendilerini şehirlerin göbeğinde bulur hale geldiler. Şu haberi hiç unutamıyorum. Boğazı yüzerek geçen domuzlar çok lüks bir İstanbul'un semtinde karaya çıktıktan sonra bir şekilde uyuşturularak yakalanmış ve doğal hayatlarına serbest bırakılmışlardı. Bu aslında sadece ve sadece insan diye nitelendirdiğimiz gelişmiş düşünen biyolojik yapının şu anda tedirginliğini ya da sıkıntısını çekmiş olduğumuz bir takım e, enfeksiyonlara maruz kalabilmesiyle ilgili o doğal döngünün ya da zincirin bozulması ama gene insan eliyle bozulmasını getirmiş olduğu en doğal e, sonuçlardan bir tanesi olarak maalesef ifade edebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz dün benim e, internetten e, çektiğim e, screenshot yapmış olduğum görüntü e, an itibariyle Covid'in yaygınlığını gösteriyor demin Alpay hocam çok net bir şekilde söyledi. Şimdi diyebilirsiniz ki bana Aykut hocam e, iyi güzel hoş e, deminden beri bir takım şeyler söylüyorsunuz ama özellikle Covid e, 19'la ilgili olarak yapmış olduğumuz e, tespitler ki işte ekranda. Hastalığın çıktığı içine bakıyoruz. Birçok yere göre çok daha sınırlı Afrika'ya bakıyoruz. Birçok yere daha göre daha sınırlı bir yayılım gösteriyor. Ama özellikle Avrupa gibi, Amerika gibi gelişmiş ülkelerin olduğu bölgelere baktığımız zaman insan popülasyonlarının SARS 2 ile ilişkili olarak çok daha ciddi boyutta etkilendikleri net bir şekilde görülüyor. Evet bu doğrudur. Çünkü epidemiler daha büyük ölçekte pandemiler tamamıyla ve tamamiyle bu şekilde gerçekleşir. Start aldığı yerler gerçekten ihtiyaç duyduğu insanların e, ihtiyaçlarına binaen temas ettikleri kaza ara ya da bilerek temas ettikleri noktalar olurken buradan sonraki yayılım global ölçekte de olabilecek olan yayılım, yüksek teknoloji, insanlar arasındaki aşırı bir takım sosyal etkileşimler, e, gereğinden fazla e, Alternatif düşünce üretme telaşı, bir takım kısıtlamalara karşı koyabilme direnci ve bunu çok net bir şekilde dile getirebilme özgürlüğü noktasına geldiğinde, o zaman ister istemez salgının boyutları e, görmüş olduğunuz şekilde farklı bir noktaya ulaşabiliyor. Az önce de Alpay hocam da söyledi. Ben de dün hayret ettim ya da önceki günde hiç unutmuyorum e, bir haber e, kanalında. Çin'de Wuhan eyaletinde 11 milyonu taramışlar bir tane bile pozitif viramik bir birey tanımlanmıyor hastalığın çıktığı yerde. Bu da aslında ister istemez toplumsal ilişkilerin hani uzak doğuda vardır ya hep söyleriz insanlar birbirleriyle el bile sıkışmazlar kendi ellerine birbirine temas ettirmek suretiyle selamlaşırlar vesaire. İşte Avrupa'ya geldiğinizde, Amerika'ya geldiğinizde toplumsal paylaşımın oranının arttığı nispette bu ve benzeri virüs, işte aradaki mesafelerin kısalmasına bağlı olarak ister istemez bu derece yayılıyor. Ee, hastalıkların oluşumu, özellikle enfeksiyöz nitelikteki hastalıkların oluşumuyla ilgili olarak e, artık bizlerin textbooklara giren ama e, hiçbir şekilde aklımızdan gitmeyen, çıkmayan çok temel bir takım oluşumları ile ilgili mekanizmaların anlatıldığı e, değerli bilimsel paylaşımlar var. E, bu da onlardan bir tanesi. Ben bunu e, okudukça okuyorum, okudukça okuyorum çünkü sürekli olarak e, bana yeni düşünceler veriyor. Özetle şöyle söylüyor. Aslında bugün için direkt olarak insanlar arasında birebir temasla bulaşan birçok e, enfeksiyöz nitelikli hastalık bile Orijine baktığımızda birinci basamakta hayvanlar veya vahşi yaşamdaki diğer e, hayvanlarla ilgili e, süreçlerden e, köken almak suretiyle günümüze kadar e, geliyor ya da direkt olarak insanlar arasındaki etkileşimle paylaşılabilir hale geliyor. Hani aslında bizim biyolojik yapılarda görmüş olduğumuz o evrimsel gelişim aslında bu e, patojenlerin toplumdaki e, ...gelişim süreçleriyle ya da oturmalarıyla da birebir ilişkilendirilebiliyor. Dolayısıyla e, sadece ve sadece sars 2 ile ilgili olarak değil... ...yani bugün Afrika'da yaşadığımız Ebola, dünyanın birçok coğrafyasında yaşamış olduğumuz dengi... ...Türkiye için çok ciddi bir sorun olan daha önceleri sadece ve sadece Ege bölgesinde görmüş olduğumuz... ...ama şimdi bütün Anadolu yarımadasına yayılmış olan Kuduz probleminde olduğu gibi... Ee, süreç aynen e, bu tanımlandığı şekilde e, yürüyor Aslında bundan 17 yıl önce 13 yıl önce yapılmış ve e, hipotetik olarak ileri sürülmüş e, bu e, yaklaşımların bu bilgilerin gün itibariyle doğrulandığını görmek Hani bilimsel açıdan e, sevindirici olsa da yaşananlar açısından ciddi derecede tabii üzüntü e, verici o e, durumlar olarak ifade edilebiliyor dolayısıyla özellikle bizlerin prediktif yani tahmine yönelik olarak bir takım e, öngörülerde bulunabilmek ve SARS-CoV-2 benzeri bir takım gelecekte yaşanabilecek e, sağlık problemlerinin etkenlerine yönelik e, tedbirleri alabilmek bir takım e, yaklaşımlarda bulunabilmek adına tek sağlık oluşumunun ...ani itibariyle kıymeti sanıyorum bir kez daha anlaşılıyor. Tek sağlık dediğimiz şey ne? Tek sağlık aslında sadece ve sadece insan ya da hayvan sağlığı değil. Tek sağlık üzerinde yaşadığınız dünyanın tüm bileşenlerini hedefleyen bir sağlık öngörüsünden ibarettir. Ha sonuçta tabii bunun nihayet bulduğu yer insan sağlığıdır. Acıların, sevinçlerin yaşandığı bireyler olarak bizler bu e, sağlık sorunları ile ilgili olarak e, nihayetinde çok ciddi üzüntüler, tehditler veya korkular, riskler yaşıyoruz. O bağlamda e, işbirliklerinin nihai faydasının insan sağlığına olacağı düşüncesiyle e, tek sağlık e, konseptini dikkate almakla bu konuda yapılanmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum ve son yıllarda bilim insanlarının yapmış olduğu e, söylemlerde hem fikir oldukları şey şu özellikle ve özellikle risk hedefli e, tek sağlık çalışmalarında e, dünya sağlığı açısından başlangıç noktaları olarak primatlar, yarasalar ve rodentler öngörülüyor. Dolayısıyla özellikle sadece ve sadece hekimlik alanlarının e, emektaşları değil, emek veren çalışanları değil, aynı zamanda e, yaşam bilimlerinin tüm alanlarında çalışanların, çevre bilimlerinde ciddi derecede e, çalışanların, Doğa bilimcilerinin mutlak suretle hep birlikte omuz omuza çalışması gereken bir süreç olduğu noktasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum tek sağlık konseptine ilgili olarak. Bunca söylenenden sonra tabii laf ciddi derecede uzadıkça uzuyor. Ancak nihai olarak ifade etmemiz gereken temel bir takım şeyler varsa onlardan bir tanesi de artık Sars-CoV-2 bunun yaşadığımız son Iı, örneği ama şahsi düşüncem sanıyorum Alpay da katılacaktır. SARS-CoV-2 de son olmayacak. E, bunların devamını göreceğiz. Bu bir üç mü olur, beş mi olur ya da bir başka isimle ifade edilen koronavirüs mü olur? Hiç önemli değil. Etkenin kaynağı olarak artık eminiz ki yarasalar e, bizler açısından oldukça net. Bu dün, dünkü rakamlar e, az önce deminden beri söyleye geldiğim birçok şeyin aslında e, tanımlayıcısı e, doğal yaşam ortamından vahşi e, e, ya da yaban hayattan evcil hayata bir şekilde nakil insana temas dünyanın çok farklı coğrafyalarında bireysel olarak oluşumlar bunların farklılık arz eden e, bir takım iç dinamiklerinden kaynaklanan farklılık arz eden refleksiyonları hastalık sayıları hastalıkların seyir şekilleri itibariyle bir takım özellikler ama en sonunda insan olduğunun erişebildiği süreç ya da erişebildiği imkanlarla e, şu anki dünyaya olan maliyeti 41 milyon enfeksiyon. Bunun yaklaşık olarak yüzde iki ortalama yüzde iki nispetinde ya da üç nispetinde ölümle son bulan bir Covid-19 salgınından bahsediyoruz. Değerli dinleyiciler, 22 Kasım 2019 e, tek sağlıkla ilgili bir toplantıya davet almışım ve şu slaytı e, e, bahsetmişim. Şu slaytı koymuşum. Aynısını bir kelimesinin bir harfini bile değiştirmeden koymuşum. Bugün 23'ü. Bir X hastalığı ortaya çıkacak. Ne zaman olacağı belli değil. Bu bir yeni mi yoksa yeniden mi oluş belli değil. Bir zoonoz mu? Büyük olasılıkla bir zoonoz ama o da belli değil. Hangi yolla ve hangi hızla yayılacağı belli değil fatal olup olmadığı belli değil. Teşhisin nasıl yapılacağı, hangi teknolojilerin kullanılacağı, bunun ne kadar doğruluğa olacağı belli değil. Tedavisinin koruma yöntemleri nasıl olacağı belli olmayan bir patojenle yüzleşmeye hazır mısınız demişim. Bir ay sonra aralığın 20 küsurlarında Çin'den o haberi almışız. Falcı olduğumu iddia etmiyorum. Sadece ve sadece uzmanı olduğum bilim alanında çalışmalar, bize destek veren arkadaşlarla e, virüslerin ne kadar değişmeye muktedir, ne kadar e, evrim açısından e, kafalarında bir takım soru işaretleri olan insanlara o düşüncelerini tekrar gözden geçirmeleri noktasında örnek teşkil edecek birimler olması açısından söylüyorum ama virüsler ve bu yaşanan süreçler bize şu konuda çok ama çok önemli bir uyarı yapıyor. Bizler bu dünyayı paylaşan en gelişmiş yaşayan canlılar olarak insanlar olarak Sars-CoV-2 benzeri virüslerin neden olacağı bir takım problemleri yüzleşmeden tespit edebilme, onlara bir takım önlemlerle karşı durabilme veya muhatap olduğumuz anda bir adım önde olarak bir takım tedavi molekülleri ya da korunma araçlarıyla e, direnebilme yetisine sahip olabilme e, şansına sahibiz Dolayısıyla bu şansı ancak ve ancak birlikte bir takım e, aksiyonları almak suretiyle geliştirebiliriz ya da sergileyebiliriz diye düşünüyorum Bugün dünyanın hemen her yerinde aynı sorunun cevabı aranıyor En gelişmiş, en bilinen, en ileri dergilerden bir tanesidir bu Lancet'te yayınlanan bir makale Acaba diyor yaşanan COVID-19 krizi bu tek sağlık yaklaşımının herkes tarafından algılanması ve olgunlaştırmasına bir aracı olacak mı? Onu tetikleyebilecek bir süreç olacak mıdır diye ifade ediyor. Benim son slaytım bu. Ben özellikle tek sağlıkla ilgili şu görsele bayılıyorum. Çünkü makro ve mikro bileşenleri insan hayvan ve çevre sağlığı açısından o kadar güzel birbirine giriftlemiş ve detaylandırmış ki bir şeyi bir yerden çıkartıp atmanız veya sadece ve sadece bir meslek alanına bunu angaje uh, etmeniz mümkün değil. E, bugün sadece ve sadece belli platformlarda e, birilerinin ismiyle e, süreçleri yönlendirmeniz veya o insanlara teşekkür etmeniz iyi şey değil. E, çünkü geri planda, arkada o kadar fazla, o kadar e, çok sayıda ve farklı alanlardaki insanlar potansiyel arz ediyor ki, e, mühim olan bunların tamamının sürece dahil edilmesi ve e, üzerinde yaşadığımız bu dünyanın gelecek nesillere çok daha sağlıklı ve çok daha yaşanabilir, verim dokuz kişiden bir kişinin e, aç olduğu bir dünya değil, e, aç olmayan bir dünyaya. E, erişebilmek adına bu işbirliğini yapmak gerektiği diye düşünüyorum. E, ben e, davetler için çok ama çok teşekkür ediyorum. E, hepinize e, sağlıklı e, ve sevdiklerinizle birlikte yaşayacağınız e, mutlu günler e, diliyor. Teşekkür ediyorum. E, mensubu olmaktan gurur duyduğum veteriner fakültesinin öğretime başlamasının 178. yılını da en içten duygularımla kutluyorum ve e, sonsuz bir eğitim kurumu olarak yaşamına devam etmesini diliyorum. Canı gönülden teşekkürler. Evet. Değerli hocalarım. Ee, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çarpıcı bir konu salgının Wuhan'dan e, ihbar edilmesinden tam bir ay önce böyle bir e, slayt hazırlamanız da hocam aslında olayın ne kadar öngörülebilir olduğunu da yani de, dediğiniz gibi ben şey değilim dediniz, falcı değilim ama bu konu dinamikleri takip ediyorum dediniz. Gerçekten de çok doğru. Ve bu başımıza daha kaç defa gelecek yaşayıp göreceğiz. Bu konuda da dediğiniz gibi tüm sağlık bilimleri çalışanlarının kolaboratif çalışması büyük önem taşıyor.